Güney Marmara ve Kuzey Ege'de mavi bayraklı plajlar artıyor. Mavi bayrak nasıl alınır? O haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu karşımızda. Can o kadar bir turizm ülkesi olan Türkiye'de mavi bayraklı plaj sayısı 576'ya yükseldi. Oldukça önemli ve prestij bir belge. Tabii ki Türkiye'de dünyanın üçüncü sırasında yer alıyor. İtalya ve Fransa'nın önünde. Peki mavi bayrak nasıl alınıyor? Kriterleri nedir? Onu soracağız. Birçok kriteri var. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Necla Saltık yayın konuğumuz. Türkiye'de büyük bir kıyı uzunluğu var ve mavi bayraklı plajlarımız her geçen gün artıyor. Nasıl bir kriter silsilesi var bu belgeyi alabilmek için? 671 kilometre uzunluğuyla Çanakkale şu an ikinci en uzun kıyı şeridine sahip ilimiz durumunda ve bizim mavi bayrak sayımız gün geçtikçe artmaktadır. Bu mavi bayrak programı kar amacı gütmeyen Uluslararası Çevre ve Eğitim Vakfı tarafından verilen, onlar tarafından yürütülen bir programdır. 1985 yılında ilk Fransa'da başlamış ve şu an 51 ülkede uygulanmaya devam etmekte olan bir programdır. Bu programda Türkiye'deki tek yetkili ve sorumlu kuruluş Türkiye Eğitim Vakfı TÜRÇEV'dir. Mavi Bayrak ödülü için başvuran müracaatçı plajın sorumluluğunu üstlenen yetkilidir. Bir yerel yönetim, özel otel, milli park veya özel plaj işletmecisi başvuruda bulunabilir. Ancak her durumda plaj başvurusunda bağlı bulunan belediyenin onayı ve sorumluluğu gerekmektedir. Eğer bir plaj resmi olarak yüzme alanı olarak tanımlanmış ve bu kapsamda 4 yıldır yüzme sezonları içerisinde numuneler alınıyor ise, analizler yapılıyor ise ve yüzme alanının bir profili çıkartılmış ise, plajın mavi bayrak kriterlerine uygun olarak gerekli tesis ve donanımları hazırlanmış ise ödül için başvuruda bulunulabilir. mavibayrak.org.tr adresinden online başvurular yapılabilir. Ekim ve Kasım ayında başvurular toplanıyor. Uluslararası bir jüri var. Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Avrupa Çevre Ajansı gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde Mavi Bayrak jürisi ödüllerin değerlendirmelerini yapmaktadır. Ocak-Şubat ayındaki değerlendirmenin ardından Mayıs ayının ilk ya da ikinci haftası Mavi Bayrak ödülleri açıklanıp bir yıllığına olmak üzere verilen bir ödüldür. Yılda en az bir kere de denetim yapılması zorunludur. Bu ülke adaylarının ödül alanların bayrakların sorumluluğu ulusal jüri tarafından paylaştırılmıştır. TÜRÇEV Başkanlığında Kültür Turizm Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız, Tarım Orman gibi birçok kurum ve kuruluşlar bu sorumluluğu birlikte paylaşmaktadır. Toplam 33 tane kriter bulunmakta. Evet. Kriter zorunlu olanlar ve tavsiye niteliğinde olanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Çevre yönetimi, çevre eğitimi ve bilgilendirilmesi, yüzme suyu kalitesi ve can güvenliği konuları olmak üzere 4 bölüme ayrılıyor. Bununla ilgili Mavi Bayrak çevre eğitiminde panoların asılmış ve bilgilerin burada yer almış olması gerekiyor. Son olarak da tüm bu kriterleri gerçekleştirdiğimiz takdirde uluslararası belgemizi alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Necla Saltık, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü de açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Emin Ersoy da bunu duyurdu. Türkiye dünyada 3. sırada yer alıyor. Mavi bayraklı kaliteli plajların sayısı açısından diyelim ve sözü Çanakkale'den tekrar size bırakalım Can o kadar.